Tabii Necip Fazıl, Osman Yüksel, bunlar çok dik adamlar. Bizim Mustafa Müftüoğlu da az dik adamlardan değildir. Yani o volkanı çıkaranlar bunlar. Şeyde de yani mesela Osmanlı bu İslam düşmanları Osmanlı ganimet için ülkeler fethetti falan etti. İşte adamları kesti, öldürdü, bilmem ne yaptı falan. Onları öyle deyince o kitap yazdı bunun üzerine. İlahi Kelimetullah için diye. Kitabın adı da İlahi Kelimetullah için. Osmanlı ganimet için savaş yapmadı. Haksızlık eden, zulmeden ülkeye haksızlığını durdur diye önce ikaz etti. Durdur. Durdurdun. Durdurmazsan bu haksızlığı ben gelip durduracağım dedi Osmanlı. Osmanlı'nın bütün savaşları önce bir haksızlıktan dolayı ihtar ediyor orayı. Bunu yapma diyor. Yapmazsan bir şey demiyor. Mesela Fransa dansı ilk defa Fransa'da şey yapmışlar, çıkarmışlar. O zaman padişah demiş ki bu dans ahlaksızlık getiriyor. Bunu yapmayın demiş. Fransa kaldırmış dansı. Yasaklamış. Onun için de hiçbir şey dememiş Fransa'ya. Yani bulunmaz bir adamdır. Sessiz bir adamdır. Öyle farkına varılmadığı için yani o başka bir tiptir. Yani meşhurların hepsinin kendi kendini tanıtacak bir imkanı vardır. Bu çok meşhur olması lazım gelirken çok da çalışan falan eden, eser veren yani hem bizim Anadolu gazetesinde yazdı, hem bizde yazdı falan etti. Bir sürü kitap çıkardı. Yani bizim Abdurrahman Dilipak gibi çok velut bir adamdır. Bizim bu yani böyle iş yapanlardan bir tanesi de işte Mustafa var. Yani Mustafa gibi o da böyle dünyayı dolaşıp Müslüman olanları getiriyor ortaya. Aynen sanki Mustafa Müftüoğlu gibi bu Mustafalar birbirine benzeyen adamlar yani. Ama bunlar kendi kendini tanıtamaz. Öyle bir şey yapıp dikkat çekemez yani. Bir tarafları vardır. Allahu Teala bunları da bal arısı olarak yaratmış. Bal arısı beyi gibi. Kimse görmüyor bu Mustafa Müftüoğlu'nu. Kimse görmüyor yani. Ama ben bilirim onu. Ben onu görüyorum yani. Ben onu gördüm. Bütün hayatında. Oyuna, evine falan da gitmişimdir her yerde. 5 kuruşunu yetiştirmek için çalışmıştır. Sadece o alın teriyle geçinmiştir. Hiç ulufe falan kabul etmemiştir kimseden. Bir yiğit adamdır yani o. Öyle geldi, öyle gitti. Yani Allah ona ama köşklerde oturmayı da nasip etmiştir yani. Mesela olsun işte şeyde bu Beylerbeyi'nin üst tarafında o güzel bir yer. Orada eskiden kalma bir köşk. Bahçelerin, bağların içerisinde. Ama bir kadına kalmış neticede.
Kadın oraya gelemiyor da. Sağlam bir adam istiyor oraya otursun da etrafı yıkmadan, yapmadan böyle buraya tertemiz baksın diye. Ve Mustafa Bey'e rica ediyor. Mustafa Bey gene ona bir ufak bir şey de veriyor. Yani ben dışarıda kalsam diye otururum. 100 lira kirayla otururum. Peki oraya da 100 lira vereyim diyor. Ama muazzam bir köşkte oturdu yani. Bahçede. Yani biz Milli Gazete olarak arada bir orada yazın şey yapıyorduk yani. Piknik gibi bir şey yapıyorduk o sarayda böyle dutlar bilmem neler falan beyler her taraf şeyler. Av köşkü bilmem nesi falan ayrıca içerisinde 10 dönüm kadar büyük bir bahçe. Orada gidip tut yiyorduk, bilmem ne yapıyorduk falan ediyorduk böyle. Yani Allah-u Teala onu böyle güzel tuttu. Güzel eserler verdi. Güzel de vefat etti yani. Hep. Ben son zamanına kadar her zaman o hasta rahatsızlığında falan da gittim ama o zaman böyle şeyle ancak işte tekerlekli bisiklet gibi dörtlü bir bisiklete basarak odaya çıkabiliyordu ama ben ya senin olduğun yere ben geleyim yok illa odaya geliyordu. Yani son günlerine kadar hep beraber olduk. Şey olduk. İşte bu İlahi Kelimetullah kitabı da aşağı yukarı son kitaplarından bir tanesidir. Çok, çok güzel. Çok mülayim. Hiç kimseye incitmez. Falan etmez. Hanımı da kendine uygun. Hanım bir şey. Gel git enler falan hiç yüksünmez yani. Eve geliyorlar, gidiyorlar falan diyorlar diye bir rahatsızlık duymaz. Bu ayrı bir şey yani bu. Böyle hanımıyla da aynı şeye düşmesi insanın. Şimdi Hazreti Ömer zamanında adamın birisi kendi misafiri çok seviyor sahabelerden bir tanesi. Ama hanımı da sevmiyor. Gideyim diyor Hazreti Ömer'e danışayım da ben bunu boşanayım. Boşayım yani caizse bu. Çünkü misafiri sevmiyor. Misafir getirme eve diyor. Nereye götürsen götür. Ama eve getirme. Ben de eve misafir getirmek istiyorum. Ne yapayım diye. Hazreti Ömer'e varmış. Orada tam kapıya varınca bakmış Hazreti Ömer de çıkmış ayakkabısının iplerini bağlıyor. Nasılsa ipini bağlıyor kapıda. Ama Hazreti Ömer'in hanımı da içeriden işte ya tuz da getirmedin, gaz da getirmedin gene bilmem ne yapmadan bu sefer de getirmezsen yemek yok akşama bilmem ne falan diye içeride Hazreti Ömer'e veriştiriyormuş. Hazreti Ömer de hiç seslenmiyor. O da diyor ki işte bak bugün muhakkak getireceksin işte şunu da alacaksın, bunu da alacaksın diye o da bağırıp çağırıyormuş. Neyse Hazreti Ömer şöyle dönmüş ki adam kapıda duran adam gidiyor. Arkadan çağırmış. Lan ne evi mi dikez ediyordun? Nereye gidiyorsun? Bir şey söyleyecekmiş gibi burada kapının önünde. Yani bahçe kapısının önünde duruyordun demiş Hazreti Ömer. Nereye gidiyorsun öyle falan demiş. Adam demiş ki, ya demiş ben işte hanımı böyle şikayet etmek için geldiydim sana. Senin halini görünce benim hanıma razı oldum. Hiç olmazsa adam bana böyle bağırması falan mümkün değil yani falan demiş yani sana. Sana o kadar, canım işte o da evde bu kadar sıkılıyor falan ediyor. Başka da çatacağı kimse yok. Kime çatacak? Başka çocuklara bir şey diyemiyor bilmem. Büyüklere hiç diyemiyor. Ancak bize gücü yetiyor.
O da öyle yapıyor falan demiş. Öyleyse dedim şu an bizimki de dursun demiş ya adam. Adam öyle gitmiş. Yani çoğu evde böyle şey tam uyuşma olmuyor her şeyi. Ama yani mesela şeyde Mustafa Bey'de biz öyle bütün yaz işlerinin hepsi gidiyorduk yani evine. Hiç hanımı hiç zor sınmazdı yani. Mustafa Bey de orada. Mustafa Bey fazla imkanlı adam da değil yani. Osmanlı bütün savaşlarını ilahi kelimetullah için yaptı diye onu anlatıyor. Oradan o ilahi kelimetullah için kitabından bir tane dostluk kelimesi, arkadaşlık hikayesini anlatayım istersen. Çünkü onun kitabının hepsi beni çok etkilemiştir yani. Çünkü hakikaten meselenin ruhunu alarak onu işlemiştir hep tarih olarak. Şimdi İlahi Çanakkale'de savaş oluyor. Ama düşman makinalısı böyle ekinleri biçiyor yani. Hiç bir tek ekin fidanı bile kalmıyor neredeyse. Böyle adamlar makinalı tüfekle tarıyorlar. Burada şeyler, bizimkiler, bizim askerler hep siperdeler. Siperin içinden başını kaldıran gidiyor. Tam o sırada öndeki bir tanesi, ön siperdeki Mehmet'in bu arkadaki siperdeki Mehmet'in arkadaşı kafayı kaldırmış gitti. Gidiyor. Vuruluyor. Vurulunca Mehmet komutanım diyor, izin isteyecek yani. Tamam. Ama izin derken de atlıyor gidiyor. Komutan dur falan diyor ama o giderken vuruluyor tabii. Şimdi oradan dönüyor. Komutanım ama diyor dedi diyor yani. Dedi ne dedi? Ölmeden önce son sözü. Bu dönülüyor. Vardığımda diyor komutanım daha sağdı. Biliyordum Mehmet geleceğini dedi diyor. Biliyorum senin geleceğini biliyordum dedi de öldü diyor yani. Dedi diyor mu gidişimi dedi diyor ya. Yani kendi de şehit oluyor. Şimdi yani adam onun beklentisine cevap vermiş olmayı adam hayatı kadar değerli görüyor. Yani Çanakkale'yi savaşanlar hep böyle bir manaya, böyle bir insanlığa, böyle bir ahlaka, böyle bir değer için savaştılar. Bu değer için öldüler hep falan misali içerisinde bir de bunu koymuş oraya.